kaybolmak daha zor ama kaybolursan da şey daha sıkıntı. De adını. Yani yaşadığın zaman kaybı daha büyük. Biz işte o Kaş'a giderken Allah'ım bir yanlış döndük bir yolu. Ama bak onu zamanında direkt Olimpos falan giderken de yaptık o hatayı. Şey çok sıkıntı. Afyon'a giriyorsun. Afyon'un orada bir şey var. Ne o? Var işte. Büyük alışveriş merkezi gibi bir şey. Şehrin tam ortasında. O alışveriş merkezi gibi şeyden çıkarken yer yön duygun bir kayboluyor. Yani atıyorum böyle gidiyorsun. Şu alışveriş işte yandaki şu şehrin orası alışveriş merkezi olsun atıyorum. Bir de dikine geçen bir yolu var. Girişi buradan çıkışı şu sağa doğru giden yola veriyorlar falan. Öyle olunca sana sağa doğru yola lan ne güzel düz devam ediyoruz diye devam ediyorsun. Ama aslında böyle gitmen lazım. Hani öyle işte... Öyle olaylar. Ha bu da 82 radarıymış. Ondan arabalar yavaşlıyor. Modi güzel. Öyle mi? Ne anlattım? Şimdi anlattığın şeyi de takip etmeyince kayboluyorsun. Bir de şeyi fark ettim bak. Uzun benim motovloglar var. Yarım saat. Ben gene iyi konuşuyorum da. Buradan sağa döneceğiz sanki ya. İstanbul için değil mi? Beypazarı diyor, havalimanı, Göksu, Sincan, harikalar diyarı. Gene düz gidiyoruz ya sanki. Git git kazan diyor, kazan! Peugeot, partner, yol ver partner! Öyle işte, tam yeni bir şey, ha. Yarım saat falan konuşuluyor ama şeyi fark ettim ben mesela gerçekten sevdiğim insan varken varsa yani muhabbet ederken pek ya bir herif de çok konuşuyorsa konuşmasa da olur ben konuşuyorum en azından çok muhabbet veriyor ama tek kişiyken bir yerde kilitleniyor böyle soru cevap olması lazım ben o yüzden sanki soru cevapmış gibi arada kendime soru mu sorsam bak şu an aklıma geldi o zaman şeyden sıkıntı çekmem muhabbet oldu mu olmadan. Ben yalnız şu an galiba şeye gidiyorum ya. Bayağı otobana doğru gidiyorum şu an. Kaçırdım mı ki acaba Fatih Sultan Mehmet ayrımını? Fatih Sultan Mehmet bulvarından da her yerde var ha. Bursa'daki daha önemli Bursa için tabii. Buradaki o kadar kilit bir yerde değil Ankara'daki ama. Lan! Allah'ım egzoz sesine o kadar alışmışım ki şeyi unuttum. Kulaklığı takmayı unuttum. Kafam davul olur ben burada bu kadar 8 saat bu egzoza gidersem. Neyse mola verdiğim yerde şey yapayım. Molaları da 1,5 saat falan mı versem ya? 1,5 saatte bir falan mı versem acaba? Bakarız ya yorulunca veririz mola. Kafam şişince veririm bu sefer kesin. Bu arada o silikon zımbırtılar videoya da çekerim takarken bayağı işe yarıyor. Yani zımp diye kesiyorlar. Benim yalnız biraz kaskı düzeltmem lazım şu an çünkü kask şey gözümü şey bir rahatsız etti. Ha şu an rahat. Orada da motorlu bir arkadaşımız sağdan sağdan gidiyor orada tın tın. Ben yok ya ben şu an bayağı şeye çıktım galiba otobanın o yola çıktım. Neyse ilk ayrımdan ayrılırım şeye girmeden. Kazan diye yazdığı yerden. Allah vere de şeyi kaçırmasak. Kızılcahamam dedik o kadar. İstanbul bir ayrım daha var şurada sanki. Eryaman diyor. Yok. Buradan ayrılırsam olmaz lan. Kaçırdık yolu. Allah kahretmesin ya. Şu evler de güzel oldu gibi yani. Ama önünde çünkü şurada Göksu Parkı var. O bayağı güzel park. Bizim kuzen var. Onun düğünü olduğuydu burada. Gelmiştim. Ya cayır cayır manzara var. Düğün yapmışın. Alkol satmıyorlar. Böyle masa altı portakal suyu vodka yapmış. Valla buradan da selam olsun.
Gamze'ye, Gamze'nin de çocuğu olacaktı o da en son. Ne oldu? Var daha galiba biraz daha. Aile büyüyor ya. Neyse, çok rüzgar var bu arada. Özellikle Bilkent'in orada bir sağdan bir rüzgar yedim. Aklım durur. Böyle bir yapıştırdı attı beni böyle sağa sola toz toprak da. Şu an zaten 120-130 gidiyoruz ya. Şu çantayı geri sosisin üstüne koyayım. Sosis çantanın da şeyi güzel, arkana yaslanıyorsun. Rahat yani. Ateş ediyor biraz az da olsa. Ay ay. Ama insan istiyor tabii. Bizim de tak çıkar yan çantamız olsun. Bilmem nemiz olsun. Yan çantanın sade demiri 350 lira. Ben sosis çantayı aldım 100 liraya. Ayıp denen bir şey var. Aha şurada tabela var lan. Belki de kaçırmamışımdır. Belki de kaçırmamaya programlanmışımdır. Neymiş burası? Susu. Susuzmuş. Ne diyor? İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Samsun diyor. Kazan, Kızılcahamam ama İstanbul düz diyor. Aa yok tamam kaçırmadık daha ya. Tamam oley be, kaçırmadık gençler. Buradan düz yapıştırınca Kazan hoppa ulan çok mutlu oldum lan şu an. Ben şeyden geçeceğimi zannetmiyordum. Kızılcahamam'ın o güzel virajlarından geçeceğimi. Yol ver be, yol ver. Allah Allah. Oley be, ulan bayağı mutlu oldum şu an gençler. Şey yapmamış olabilirim ama yani bilmiyorum. Neyse o Kızılcahamam virajlarını da bir daha bir çekmiş oluruz. Ne diyordum ha, şimdi bak. Şeyi attım sosis çantanın üstüne, benim sırt çantasını şu an. Şöyle elimle de düzelteyim, aynen. Oo, şöyle geriye de yaslandım. Al sana GS1200. Hızlı mı gideceksin? Kapandım, bak. CBR1000 arar. Seviyorum lan bu motoru da. Biraz niyetlendim 09 almaya. 14500 oldu. 14500 oldu tabii şimdi. Şey, ne adına? Ya 20.000 olmadan satayım diyorum motoru. Bir akarı kokarı da yok gerçi ama. 20.000 yaparsam ben onu 30 da yaparım, 40 da yaparım. Sonra 40.000 falan olduktan sonra motor zor satılan bir şey. İşte öyle ama şey var olayın. MT9 bir aklıma girdi arkadaş. Bu sarılı, Night Flio mudur nedir bir şeydir, bir rengi var onun sarı. Bak sağa gir, sanki gidecek yer var da biz gitmiyoruz. Kıyara. Allah'ım yarabbim. Sen oradan beni sıkıştır da sana buradan dünyanın en analı bacılı küfürlerini edeyim. Öyle. Vay be Kızılcahamam yolu. Ya bu. Kızılcahamam'ın da devamına az gittim ya. Biz bu yolu gerçi şeyden çok gitmişliğim var benim. Dağma mevzularına Karagöl, Maragöl o taraflarda işte şey var hep. Hop frene basan insanlar dikkat. Ne yaptınız orada? Ağzına şey yaptılar trafiğin. Nerelere girmişim birader sen? Bayram. Bayram strikes now. Kereste'ciler. Ha kampa mampa gidiyorduk oralara. Hatta oraya bir yere bir güzel böyle goy goy kampına gittik. Hani böyle kamp yapalım. Hardcore çadırlarda kalalım, tırmanalım falan. Ya da eğitim olsun, yürüyelim, zirve yapalım tadında değil de. Şey tadında. Şimdi biz nereden geçeriz? Şöyle ben geçerim aga buradan. Ki yeşil yandığında gaz açayım da trafiğin içinde kalmayayım. Yoğun. Bu aslında kırmızı ışıklar benim avantajım ha. Şu an fark ettim. En azından bayram trafiğinde. Böyle yoğun. Şimdi buradan gidip bir önceki ekibi yakalarım. Kırmızı ışıkta da onları
Bunları geçtim mi şey olur. Söyle Adana. Her kırmızı ışıkta en öne geçersem, her kırmızı ışık demek benim trafikten uzaklaşmam demek. Bak demin ne biçim yoğun trafik vardı. Şu an geniş geniş gidiyoruz yani. Trafikten ne kadar uzak kalsak o kadar iyi. Tabii benzinlik için de atlamamız lazım. MT'nin bir de şeyi güzel. Yani bak mesela şu an 110-120 en fazla böyle gidelim zaten. Benzin tüketimini bir açayım. Şu an 4.3 yapıyor mesela. 120 ile gidiyorum. Devam böyle giderim işte ya. Hatta biraz daha eko atsaydım vitesleri. İşte 110-120 bir de rüzgar da var ona rağmen. Şey oluyor yani. Şu an bu arada egzozun sesini duymuyorum rüzgar sesinden. Umarım sesim size rahat geliyordur. Bakayım mikrofon duruyor. Çok da uzatmadan galiba orayı verip kulaklıkları takmam gerekecek. Çünkü gerçekten rahatsız edici bir durumda şu an şeyler. De adına. Rüzgar sesi. Rüzgar gülüydü ya. Rüzgar gülünü rüzgar sesi diye şarkılar söyleyecektim. Şeyi bilmiyorum ama. Kulaklığı taktım ya mesela. Kendi sesimi de duyamayacağım. Acaba bu vlog yaparken bana bir şey yapar mı? Garip gelir mi acaba?